Büyük Birlik Partisi'nin yurt genelinde 8 ayrı ilde yaptığı bölge toplantılarından biri de Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Çorum, Karabük ve Tokat il başkanları, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sevim Sezgi Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler katıldı. Türkiye'nin adım adım bir proje dahilinde parçalanma eşiğine geldiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Sayın Cumhurbaşkanı anayasal bir suç işleyerek alenen bir parti lehine konuşuyor, o istiyor. Ortada yasa tanımayan bir anlayış var. Bugün hükümet Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili 10 maddelik manifesto imzalıyor. Başbakan çıkıp ne pahasına olursa olsun bu çözüm süreci sonucuna ulaşacak diyor diye konuştu. Bütün hukuk yolları da tıkanmış, yargı bütün aşamalardan geçmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de ağırlaştırılmış idam kararı onaylanmış olan bir idam mahkumunun bu memlekette on binlerce vatan evladının kanı elinde bulunan bir katilin mesajı dün Diyarbakır'ın meydanında barış mesajı gibi ilan ediliyor. Ehad. Dün Diyarbakır'daki Nevruz'da okunan bildiriler, orada söylenen laflar Türkiye'nin fiilen, belki hukuken resmen değil olmasa bile fiilen bölündüğünün fotoğrafıdır, resmidir, tescilidir değerli arkadaşlar. 7 Haziran tarihindeki